Yoruldunuz değil mi? Merak etmeyin. Sizin için bu sunumu dün akşam değiştirdim. Çünkü bu buranın başka bir tınısı var. Her yerin bir lisanı var, bizde olduğu gibi. Yerlerin, insanların, suyun, her şeyin bir lisanı var. Buranın da bir lisanı var ve burası dün akşam bana konuştu ve ben arkadaşlarımı geç bıraktım ve sunumu değiştirdim. Ama önce sizi bir yolculuğa çıkartmak istiyorum bu yolculuğa çıkartmadan evvel de yolculuğu yapacağımız nesneyi göstermek istiyorum. Bu bir Dreams Talk bulutu. Bunun üzerinden çok değişik insanlar geçti. Ama önce yolculuk. 2028'e gidiyoruz. 2028'de ben 60 yaşındayım. Ve sizi üniversitemde ağırlıyorum. Aslında üniversitemizde ağırlıyorum. Kimlerin üniversitesi? Hayalperestlerin üniversitesi. Bu Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Lee Skolnik'in çizdiği ve geçmişte bana bir milyon doların olduğu zaman gel yaparım dediği üniversite. Ve bunun açılışını yapıyoruz hep beraber. Kapısında ki kapısı yok. Kocaman bir meşale var. Buharlar çıkıyor. Ve içerisinde yalnızca sizin hayal ettiğiniz dersler, atölyeler var. Bu üniversitede çok ilginç. Dagi'yi tanıtıyorum sizlere. Dreams Talk Artificial General Intelligence System. Bu ne mi? Hepinizin hayallerini alıp, hepinizin o hayalleri anlatma biçimini alıp, kelimeleri alıp geleceğinizi gösteriyor size. Bir kişi olsanız da, bir milyon kişi olsanız da. Bunu her yerde kullanıyorsunuz. Aslında bir şekilde geleceğin şifresi. Bu çok karmaşık gözüken sistem geçmişte 2028'de aslında artık bir eğitim sistemi oyunu. Nasıl mı? ...kabiliyetlerinizi seçiyorsunuz, ilgi alanlarınızı seçiyorsunuz. Öğrenmek istediklerinizi seçiyorsunuz. Oynamak istediğiniz arkadaşları seçiyorsunuz. Ve size eğitim sistemi bir oyun şeklinde karşınıza çıkıyor. Üniversitede bunu tanıtıyoruz. K-12'den üniversiteye kadar böyle bir sistem var artık. İkincisi yapıldı. Dünya Hayal Forumu'nun. World Dream Forum. TED, ve World Economic Forum'un yanı sıra artık... Dünyada Türkiye'nin de bir markası var. World Dream Forum. Bütün hayalperestleri bu sefer Kapadokya'da topladık. Çadırlarda ve dünyanın çözümlerine, dünyanın sorunlarına hayalle çözüm bulduk. Ve Dream Talk Foundation. Bu da Afrika'dan yönetiliyor. Bunun başında kızım var. Ve dünyanın birçok 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 sorununa bu foundation çözüm buluyor. 2023'te mi ne oldu bunları hazırlayan bize? Aslında DreamSock dünyanın en gözde şirketlerinin arasına girdi. Ne amaçla? Human Redesign, insanın yeniden tasarlanması, kendi hayaliyle kendi kendini tasarlaması. Aslında kişisel gelişim seminerlerine ve kurslarına verdiğiniz paralara artık gerek yok. Sadece hayalinizle kendinizi yeniden tasarlayabiliyorsunuz. Başka mı ne oldu? Dreams Cloud Festival. Bütün üniversite kulüplerinin bir araya gelip Hayallerini konuştuğu, hayallerini yaşadığı bir festival ve festivalin en sonunda kocaman bir bulut bırakılıyor gökyüzüne. Herkesin hayalleri içinde olan başka başka mı ne oldu? Bir televizyon programı. Bütün dünya kanalları bu televizyon programını alıyor şu anda. Ve hayaller konuşuluyor, hayaller gerçekleşiliyor bu televizyon programında. 2020'de mi ne oldu buraya giderken? Dreamstalk uluslararası bir boyuta geldi. 10 tane ülkede var ve 10 tane ülkenin üniversitelerinde artık Dreamstalk kulüpleri var. Bir oyun var. Siz oynadıkça, puan kazandıkça puanları bozduruyorsunuz ve başkalarının hayalleri gerçekleşiyor. Bunu milyonlar oynuyor. Çok değerli. Çünkü elimizde muazzam bir bilgi var. Neden bilgi çok değerli? Çünkü yapılmamış şeyleri anlatıyorlar bu halın üzerinde arkadaşlar. Hayalperestler yapılmamış şeyleri. Muazzam bir etkileşim var. Çünkü birbirlerine güveniyorlar ve bir network içerisindeler. Kocaman bir ağ oldular. Çok değerli. Bizim o zaman kapısını çaldığımız bütün şirketler, bize arkasını dönen bütün üniversiteler şu anda bizimle işbirliği halinde. Biten hayal çünkü yeni değer birimi ve bu değer birimi çok farklı şekillerde bütün liselere, ortaokullara, ilkokullara inmiş durumda. 2013. 2013'te işte bu 2008'i ben hayal etmiştim. Neden mi? Çünkü o zaman profesyonel çalışırken babaannem bana bir soru sordu. Evlat ben senin ne iş yaptığını hala anlamadım dedi. Ben de babaanneme dedim ki babaanne ben paranın satın alabileceği en iyi yalancıyım. Ben bir manipülatörüm o gün artık profesyonel hayatın içerisinde olmamam gerektiğini hissettim. Ve iki ufak çocuğuma rağmen onların diğer arkadaşların babaları normal işe giderken ben berduş oldum. Bir yandan yoga, bir yandan tasavvuf, bir yandan şiirler, şarkılar, besteler. Ama dedim ki bu nerede hali? Bir son bulmalı. Ve karşıma bir üniversite fırsatı çıktı. Akademisyen kimliğim olmamasına rağmen derslerim dolup taşmaya başladı. Ama niye hocalık yapmaya başladım diye sorarken kendime bu ufacık rasyoyu gördüm. NASA ve Türkiye'de yapılan iki araştırma, ikisindeki rasyo aynı. Hayal kapasitesi, kabiliyetimiz anaokulundayken yüzde 98, lise ve sonrasında üniversite 1'e geldiğimiz zaman bu 2'ye düşüyor. Dedim ki bu insanlar hayal zede olamaz. Bu insanlar benim gibi bir hayal zede olmamalı. Çünkü o anda 8-9 yaşındayken benim hayallerim aklıma geldi neydi? Ben bir rockstar olmalıydım. Ama yeterince istemedim, ısrar etmedim. Bana sunulan güvenli ortam bana daha cazip geldi. Ve 2013'te Birey ve kendisi arasında köprü olacak ve ona bir network sağlayacak, dürtü yapacak Dream Solku öğrencilerimle beraber kurmuştum. Nasıl mı? Böyle. hayal bizim için çok soyut bir şey kalıyor bazen. Ama bunun gerçekleşebileceğini ve insanların aslında hayallerini daha çok söylemesi gerektiğini, daha çok inanmaları gerektiğini düşünüyorum artık. Benim hayalim okyanuslara açılıp balinalarla dans etmek. İtalyan ünlü şef Carlo Crocco ile yemek yapmak. Galaktik imparatorluk kurmak. Yer çekimsiz ortamda bulunmak. Koskoca bir top havuzuna girmek. 25-30 tane kendime ait şarkım var. Bunu iyi bir şekilde stüdyoda kaydedip e, aile özel tek bir albüm elde etmek isterdim. Karakterimiz Tokyo sokaklarında kaybolmuş bir kız çocuğunu canlandırıyor. Hayalim çölde yaşamak. Anne babası olmayan bir çili evlat edinmek. Çünkü çölde yapacak hiçbir şey yok. Benim hayalim de Tokyo sokaklarında kaybolmak. Ya bunda gitar olsa çok daha güzel <laughs> olacak. <laughs> Masum bir gülüş, sıcak bir dokunmuş şehrin ışıklarında Dedim ki hani yok ya gerçek olamaz ya yani o kadar insanın hayali var. Bu denil benim başıma gel ya imkansız. Alışverişin uğur adresinde fırsatları yakala. İki teker üzerinde gidiyoruz arabanın içinde ve kafamı çevirdiğimde Volkan Işık var yanımda. İdolüm dediğim adam benim yanımda arabayı kullanıyor ve hani o an hiçbir şey yoktu ben. Hani ne dese ya da ne yapalım dese tamam diyecek durumdaydım. Yeni <laughs> kız <laughs> hayatımda pek çok şeyi bir film sahnesi gibi görüyorum. Bu yüzden en büyük hayalim bir film setinde neler olup neler bittiğini görmek ve orada vakit geçirebilmek. Bu buttan 2018'e kadar çok insan geçti. Ne mi oldu? Türkiye'deki 32 tane üniversite kulüp kurdu bu marka adı altında. 3500 tane hissedarım var benim. Bunların hepsi üniversiteli. Bütün operasyon üniversitelerden yönetiliyor. Benim bir merkez ofisim yok. Biz kocaman bir biziz. Başka mı ne oldu? 65 tane üniversiteye gidiliyor dönemde. Bir dönemde. 40 bin hayal dinlenildi. 1500'ü gerçek oldu bunların. 3 tane üniversitede müfredat halinde ders olduk iki tane kitabı çıktı. İki milyon kümülatif erişime ulaştı. Bunlar, bunlar aslında bir şey değil. Neyin yanında bir şey değil biliyor musunuz? Bunun yanında. Çünkü değer bulmak isteyenlerin halısı oldu bu. Fikirleri ve hayalleri olanların halısı oldu. Fikirleri ve hayalleri olmayanların ve bunun umudu içerisinde olanların halısı oldu. Ve bu şekilde güven oldu. Hayal deyip geçmeyin. Hayal deyip geçmeyin çünkü senin hayalin yoksa sen ya başkasının hayali için çalışacaksın ya da başkasının hayali olacaksın. Seni hayallerin işe alması lazım aslında. Bir şirketin içerisinde çalışsan bile senin hayalleri senin hayallerinin işe alması lazım. Hayalin yoksa üzülerek söylüyorum gelecek sana pek gelemeyecek. Çünkü sen başkasının geleceğini yaşayacaksın. Ama bu senin suçun değil. Bunun gibi adamlar her şeyi şarta şurta koşuyor. Sevgi bile ki 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 şartlı. Sevilmek için ben bundan hiçbir tanesine sahip olmam gerekmiyor. Dolayısıyla bu kalıplar beni ne yapıyor? Bütün hislerimi köreltiyor. Mutluluk adına beni korudular ama kendi korkularını bana enjekte ettiler. Kim? Annem, babam, okul, öğretmenlerim. Bu ne oldu? Benim hislerimi köreltti. Halbuki ben hissetmeliyim. Ağlamalıyım, düşmeliyim. Bir şekilde Kendimi ondan sonra toparlayıp oradan çıkabilmeliyim. Hissedebilmeliyim. Bütün hislerim ne zaman açıldı biliyor musunuz? Buna iki hafta evvel, 50. yaş günümde uçaktan atladığım zaman. 6000 metreden. Ve gerçekten bütün güzellikler korkunun öbür tarafında. Harikaydı. Her şeyi hissettim. Hayal deyip geçme. Benimle bu 2028 yolculuğuna çıkabilmeniz için ya da kendi hayalinizin yolculuğuna çıkabilmeniz için bir tane soruyu cevaplamanız gerekiyor. Soru bir. Yarın öleceğini bilsen gene burada olur muydun? Olur muydun? E göreyim. Olur muydun? Ne yapıyorsun burada o zaman? Bu soruyu sık sık kendinize sorun. Aşık olurken, test çözerken, yemek yerken sorun bu soruyu kendinize. Soru 10. Bunlarla arasındaki aranızdaki fark ne? Fark ne? Bir duyayım. Fark ne? Hayal. Başka? Bunlar ne yaptı da, ar aranızdaki fark ne? Efendim? Bir şey söyleyeceğim size. Bunu ben ilkokullara sorduğum zaman ne diyorlar biliyor musunuz? Hep bir ağızdan, gür bir sesle. Fark yok. Neden? Onlar da insan, ben de insanım. Doğru. Ne oldu peki arada? Dokuzuncu soru. Kimsin ya? Kimsin? Bu soruyu sorsam size nasıl cevaplayacaksınız? Hadi şöyle bir test yapalım. Ben 1-2-3 diyeceğim. Siz kim olduğunu söyleyeceksiniz bana. 1-2-3. Ya çok sıkıcı. <laughs> Bakın. Şimdi siz bana bir 1 2 3 der misiniz? Daha değil. <gülüyor> De. <laughs> Sen yalan! Neden kimse böyle bir şey yapmadı? Neden kimse ayağa kalkmadı? Neden kimse benim yanıma gelmedi? Neden bu sorunun hakkını vermedi? Ben size muazzam bir fırsat verdim. Neden? Sizinle ilgilenmek için. Sizi dinlemek için, sizin hikayenizi duymak için. Ama kim kendisini bana tanıtmak istemedi. Herkes tek ağızdan böyle. Masis biraz daha gür sesli olduğu için. Onun ikisi biraz daha Peki en değerli ne sizin için hayatta? Duyayım. Kendin. Doğru. Önce sen olacaksın ki sonra senin ailen olsun, nefesinin hakkı olsun, etc. etc. Peki. Başka bir soru. Bu ne? Hayır. İlk okullara sorduğum zaman ne diyorlar biliyor musunuz? İlk selfim. İlk selfim diyorlar. Doğru. 17 milyonda bir. Onlar da siz de. Fakat esas bu nedir biliyor musunuz? Neden buradasın ya? Neden buradasın? Bak şunun için burada değilsin. Ah okula gideceğim. Sonra bir tane sevgili bulacağım. Sonra evleneceğim. İşte düğünün masrafı. Ona çocuk yapacağım. Çocuğun okul uğraşacağım sonra onun mürüvvetini göreceğim emekli bunun için burada değilsin daha büyük bir şey için buradasın bu kadar muazzam bir düzen seni bunun için burada yapamaz peki mesleğini soruyorlar meslek diye bir şey kalmadı ki sanatın ne sanatın kim sanatını mesleğinde icra ediyor ya da para kazandığı şekilde icra ediyor yaşamında icra ediyor sanatının olması lazım bir sanatının olması lazım hayal edebilmen için bir sanatın olma. Peki 20 yıl sonra kendini düşünebiliyor musun? Kendini hayal edebiliyor musun? Kendi kokunu hissedebiliyor musun 20 yıl sonra? Hissedemiyorsan bugünkü yaşam stiline bak. Elinde kocaman bir sihirli değnek aldın Dokun kendine. Ondan sonra bak bakalım. O yaşam stili neye dönüyor? O hayat neye dönüyor? Ve 20 yıl sonra ya seni nasıl hazırlıyor? Konumun ne? Hangi eksenler arasında dolaşıyorsun? Bunu sordum mu hiç kendine? Korkuların ne? Korkularından kaçıyor musun? Kaçma. Onları kocaman bir kalemle aynaya yaz. Ve her gün onları oku. O titreşimi al içine ve ona hayata başla. O güne başla. Çünkü korku muhteşem güzel bir enerji. Her şeyi değiştirir. 10 tane iyi yaptığın, 10 tane kötü yaptığın şey, 3 tane iyi yaptığın şey. 10 tane kötü yaptığın şey, hemen şimdi yazabilirsin. Sigara içiyorum, işte uyuyorum fazla, tembellik yapıyorum falan. Peki 3 yaptığın iyi şey, bunu çok düşünüyorsun ama çok düşünme. Ben sana söyleyeyim, nefes alıyorsun. Tuvalete gidiyorsun. Bak bir gitme iki günde görürüm. Bir de ne yapıyorsun? Su içiyorsun, gülümsüyorsun. Çok basit güzel şeyler yapıyorsun. Bunların değerini lazım. Peki kabiliyetin? Hiç sordu mu bunu kendine? Benim kabiliyetim ne? Benim kabiliyetim ne? Senin kabiliyetin teste falan değil. Ya da test çözmeyi falan değil. Senin başka kabiliyetlerin var. Bunu görmen lazım hayatta. En son soru. Hayalin ne? Hayalin ne peki? Hayalinle isteğinin arasındaki fark ne? Hayalinle rüyanın arasındaki fark ne? Hayal deyip geçme. Hayal deyip geçme. Babaannem dedi ki ya dedi bir gün dedi bir de bakmışsın her şey bir hayalmiş. Doğru. Ölürken bir film oynayacak. Senin filmin olacak. Ve bu filmde aktör de sensin, müziği de sen yaptın, kamera da sensin. Bu filme bakıp wow muhteşem bir filmmiş demek var. Bir de Reza Tüh keşke demek var. Bu senin filmin. O yüzden şu fırsatı iyi değerlendir. Yüz yılda bir temizlik oluyor bu dünyada. Bugün oldu, dün oldu, yarın da olacak. Ne oluyor? İnsanlar ölüyor. O dogmalar, o sevmediğin şeylerin hepsi gidecek. Peki sen ne yapacaksın? Tamam, zemin senin, halı senin. Sen ne yapacaksın? Sen sana verilen o nefeste ne yapacaksın? Yüz yılda bir o temizlikten boşalan yere sen nasıl geçeceksin? Düşünür mü olacaksın lider mi? Lider olmanı istiyorlar. Hepinizin keçi olmasını istiyorlar ama lider olmaya çalışırken koyun kalıyoruz. Çünkü sistem bir ekosistem. Ama sen düşünür olursan Atina okulunda olduğu gibi bir ekosistemin içerisine gireceksin. Dolayısıyla düşünür de olarak bu dünyada yaşayabilirsin. Hayal deyip geçme. Hayal deyip geçme. Çünkü hayal kurduğun anda yeni geleceği oluşturuyorsun. Şu an şu kırmızı nokta başkasının hayaliydi geçmişte. Şu an başkasının hayaliydi geçmişte. Benim yeşilim benim hayalim yeni gelecekte yüzden işte bizim hayalimiz. Bu hayale gitmeye var mısın? Hayal deyip geçme. Ufak bir şey değil mi? Hiçbir şey değil. Bilgin, üniversite diploman, Uyrun Bunların hiçbir tanesi değil. Hayalin kadarsın bu hayatta. Hayalin neyse olacaksın. İki tane asgari müşterek var. Aşk ve hayal. Bunlar seni bütüne ulaştırıyor. Bire ulaştırıyor. Hayal deyip geçme. Bu yolculuktan etkilendin mi? 2028'de 60. yaş gününü kutlayan ben seni davet ettiğim zaman üniversiteye. O zaman takip et. 10 yılımı takip et. Bugün 50 yaşındayım. 10 sene sonra 60 yaşındayım. Aradaki dünyamı anlattım size. Ve bu dünya ne yapacak biliyor musunuz? Hayal deyip geçme. Dinle. Bilimi buluşturacak. Şiiri hayatınıza sokacak ve dünya problemlerini hayalle çözecek. Eğitim sistemini birileri değiştirecek. Hayal deyip geçme. Teşekkür ederim.